Kontrol, görüntü kontrol. Ses kontrol, görüntü kontrol. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi canım arkadaşlarım. Genleşme ya da büzüşme tersi. Şimdi üç ana başlık altında inceleyeceğiz. Katılarda, ondan sonra sıvılarda ve gazlarda diyeceğiz. Ama ve lakin gazları incelemeyeceğiz. Konu dışı. Neden konu dışı? Çünkü tüm gazlar, cinsi her ne olursa olsun, aynı şartlar altında, aynen gazlar için ayırt edici özellik değil, tüm gazlar aynı şartlar altında ya, sıcaklık değişimine aynı tepkiyi verirler. Yani aynı şekilde genleşirler, aynı şekilde büzüşürler falan filan. Soru soracak bir yer yok yani. Dolayısıyla gazlarda bu kadar değinir, bırakırız. Bizi ilgilendirmez. Esasen katı ve sıvılardan şey yapacağız. Siz söyleyin. Katı ve sıvılarla uğraşacağız. Katıların da belli bir şekli olduğu için arkadaşlar, esasen üçe ayıracağız. İşte o şeklin boyca genleşmesi, o şeklin yüzeyce, ayrı bir de işte alanca genleşmesi ve sonuncusu o şeklin hacimce genleşmesi diyeceğiz. Sıvılarda ise arkadaşlar sadece hacimce genleşmeyi inceleyeceğiz. Neden? Sıvıların belirli bir şekli olmadığı için boy ya da yüzeyinden bahsedemeyiz. Boy sıvılarda direkt hacimce genleşmeden bahsedeceğiz. Şimdi hatırlayın, iç enerjinin kinetik enerji ve potansiyel enerji kısmı vardı. Kinetik enerjideki artış sıcaklığı etkilerdi. Sıcaklığı artırırdı. Potansiyel enerjideki artış da bağ uzunluklarıyla oynayacak biliyorsunuz. Yani biri sıcaklıkla oynuyor, biri bağlarla oynuyor. İşte şu anki olayımız artık işin bağlarla oynama kısmı. Şimdi normalde benim elimde şöyle bir çubuk olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bu düzgün bir çubuk olduğunu hayal edin. Demirden yapılmış mesela. Masanın üzerine koydum bunu. Kütle merkezi, şöyle elimle tutuyorum kütle merkezini. Masanın üzerinde duruyor bu serbest halde. Sistemin sıcaklığını artırdığımda bu genleşir ama şöyle genleşir. Kütle merkezinin masanın üzerindeki konumu değişmez, sabit kalır. Bu taraf bu tarafa doğru genleşir. Diğer taraf da diğer tarafa doğru genleşir. Yani toplamda bunun 1 santim uzadığını varsayalım, toplamda boyu. Yarım santim sol tarafından uzar, yarım santim sağ tarafından uzar. Anlatabildim mi? Masanın üzerinde dururken bu adam kütle merkezi kaymaz. İki taraftan da çünkü serbest olarak şey yapabiliyor. Kütle merkezinin kayması için bir sebep yok. Ama ben bunu bir duvara şöyle dayarsam, bir duvara dayadım. Şimdi genleştirirsem, tamam mı? İşte onu anlatıyorum Eltem. Ucundan tutmuşum ya da bir tarafa dayamışım. Bütün genleşmeyi tek taraftan gözlerim. Aslında iki tarafa da genleşme vardır. Ama duvarın sabit olduğu tarafa doğru genleşemeyeceği için kendi kendini hani duvara ayağını koyup kendini geriye itiyormuş gibi düşün. Kütle merkezi konum değiştirir bu sefer. Aslında genleşme yine çift taraflıdır. Sağ taraf sağa, sol taraf sola genleşir. Ama ve lakin duvara temas etmeyen şu kısım, şimdi yarım santim genleşiyor. İki uç yarımşar santim genleştiğini düşünün. Bu tarafın yarım santim genleşmesi sorunsuz. Kütle merkezini değiştirmez. Ama elimin olduğu ucun yarım santim genleşmesi oraya gidemeyeceğine göre kalemi bu tarafa doğru itekler. Görüyorsunuz değil mi? Kalemi bu tarafa doğru itekler. Kütle merkezi net yarım santim kaymış olur. Toplam genleşme yine bir santimdir ama kütle merkezi kayar. Hayır Ramazan. Toplam genleşme aynı da ama biz tek taraflı gözleriz onu. Anlatabildim mi? Kütle merkezi de kayar çünkü bir yandan. Ona dikkat edin. Ben toplam boydaki değişme üzerinden gideceğim arkadaşlar. Dediğim gibi normalde iki tarafından da uzar bu mered.
Şimdi ilk boyuna L0 dersek eğer ve genleşme sonucu boyu toplamda bu kadar uzasın bunun. Aslında yarısı soldan yarısı sağdan uzadı. Ama ben toplamda bu kadar uzadığını söylüyorum. Delta L diyorum buna. İşte sisteme ısı verdiğimde delta L'yi bulmanın yolu şu. Delta L eşittir L0 çarpı lambda çarpı delta T. Sıcaklık değişimiyle doğru orantılı. İlk boyla doğru orantılı. Lambda dediğimiz şey ise arkadaşlar boyca genleşme katsayısı. Yani maddenin cinsine bağlı ayırt edici bir özellik. Matematiksel olarak da orantı sabit aslında. Şimdi sıcaklık değişimine neden bağlı? Eğer sıcaklık yukarıya bak ne kadar çok artıyorsa bak değişim ne kadar fazlaysa kinetik enerjideki değişim o kadar fazladır. Karşılığında potansiyel enerjideki değişim o kadar fazladır diye yorumlarız. Dolayısıyla bağlar o kadar fazla uzar diye yorumlarız. Yani aslında bir orantı kuruyoruz. Delta T ile orantılı olması aslında bağları temsil ediyor. Bağları anlatmaya çalışıyor. Bağlardaki uzamayı anlatıyor. Ya da soğutuyorsam da kısalmayı anlatıyor. Delta T'ye o yüzden bağlı. Dolaylı yoldan bağları yorumluyoruz. İlk boya niçin bağlı olduğunu soracak olursam da bu sefer şunu demeniz lazım. Boy ne kadar fazlaysa bağ sayısı o kadar fazla, değil mi? Her bağın işte delta x kadar uzadığını düşünün. Onu bağ sayısıyla çarparsın tek boyutta. O kadar toplamda uzama gerçekleşiyor. Yani L0 aslında toplam bağ sayısını veren bir nicelik. Bağ sayısıyla orantılı bir nicelik. Dolayısıyla da toplam boydaki uzama bunların hepsine bağlı olmuş oluyor. Lambda cinsi belirliyor. Mesela demir için daha farklı bir lambda, atıyorum bakır için daha farklı, altın için daha farklı. Devam ediyor. Sadece burada boydaki genleşmeye bak. Yüzeyce genleşme, benim elimde bir levha var. Alanı A0 olsun bu levhanın. Ben buna ısı verdiğimde şöyle büyüyecek bu adam. Bakın her taraftan. Şuralarsa, boyadığım yerlerse alandaki değişim farkındaysanız. Bu boyadığım yerler alandaki değişim. Delta A. İşte alandaki değişimi veren ifadede ilk alan çarpı 2 lambda çarpı delta T. Yukarıdaki formülle aynısı. Sadece boy yerine alan girdi ve de lambda yerine 2 lambda girdi. 2 lambda demek yüzeyce genleşme katsayısı demektir. Yüzeyce genleşme katsayısı. İki boyutlu nicelik çünkü. İki boyutlu olduğu için dikkatini alıyoruz. Bunun aynısını 3 boyutta yapacak olursak, yani benim elimde 3 boyutlu bir cisim var. Mesela bir küre var. İlk hacmi V0 olsun. Ben bunu genleştirdiğim zaman şu hale alıyor. Hacimce büyüme miktarına delta V dersem, delta V eşittir V0 3 lambda delta V. 3 lambdanın anlamı da bu sefer hacimce genleşme katsayısı. Çünkü 3 boyutta bir genleşme var. O yüzden 3 koyduk oraya. Tamam mı? Dikkat edin. Bu 1 boyuttaki türünden yazıyoruz. 2 katı yüzeyce olur, 3 katı da hacimce olur genleşme katsayısını çevirirken. Şimdi sıvılarda ise sadece hacimce söz konusu. Yani yapacağımız şey şu. Bir kabın içine V0 hacminde bir sıvı koydum. Isıttım mesela ben bunu. Burası delta V'si oldu. Bu kadar hacimce artış meydana geldi. Delta V eşittir diyorum. V0 lambda ya da alfa. Alfa çarpı delta T. Bu sefer alfa doğrudan zaten hacimce genleşme katsayısı. Dolayısıyla başına 3 koymaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü bir boyutla olan bir şey tanımlı olmadığı için direkt 3 boyutta bir orantı sabiti veriyorum orada. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Burada 3'ü niye koymuyoruz? Gerek yok. Anlamsız. Bir boyutta tanımlı değil. O yüzden direkt 3 boyuttakine 3 alfa yerine ya da 3 lambda yerine direkt lambda deriz ya da alfa deriz. Oradaki hacimce genleşme katsayısıdır. Şimdi çok önemli bir ifade var bakın. Bu cümleyi çok iyi okuyalım. Katılarda genleşme, bu arada o delta L, delta A, delta V dediğim şeyler değişim arkadaşlar. Genleşiyorsa eklersin onu ilk boya, alana ya da hacme.
düşüyorsa da çıkartırsın ilk hacimden ya da ilk boydan, ilk alandan. Yani o değişimi verir. Dikkat edin. Yüzüşmede de aynı şey geçerli. Sadece küçülteceksin bu sefer. Şimdi verilmez, şey çarpılmaz Meral, olur mu? Zaten 3'le çarpılıp verilmiş. Şimdi 3'le çarpılmış hali zaten o sana verdiği şey. Şimdi genleşme ya da büzüşme sonucu ortaya çıkan yeni şekil, İlk şeklin büyütülmüş ya da küçültülmüş bir fotokopisi gibidir. Al bakalım Serkan. Bakın burası çok önemli. Büyütülmüş ya da küçültülmüş bir fotokopiden bahsediyorum. Yani benzerlikten bahsediyorum arkadaşlar. Yani katılarda genleşme ya da büzüşme sonucu ortaya çıkan yeni şekil, orijinal şeklin benzeridir. Bu da ne demektir arkadaşlar? Kısaca şekli belirleyen unsurlar açılardır. Dolayısıyla açılar değişmez. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani fotokopi makinesine eşkenar üçgen koyup büyüttüğünde yeni çıkan şekil yine bir eşkenar üçgen çıkar. Sadece boyutları daha büyük. Fotokopi makinesine bir 30-60-90 üçgeni çizdin, koydun, küçülttün. Yine 30-60-90 üçgeni elde edersin. Sadece boyutlar değişir. İşte genleşmede de katılarda böyle düşüneceksin. Şekil değişmez. Yani genleşme sonucu ortaya çıkan şekil orijinal şeklin bir benzeridir. Orijinal şeklin içinde ne varsa onlar da genleşir ya da onlar da büzüşür. Mesela delik. Orijinal şekil arkadaşlar, iyi izleyin bakın. Bu bir levha. Şuraya bir delik açtım. Levhanın dolu kısımları buralar. Levhanın dolu kısımları buralar. Ben bunu ısıtırsam eğer bu sistemi, hem arkadaşlar levha büyür hem de delik büyür. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani genleşme, kısaca genleşme daima dışarı doğrudur. Büzüşme de o zaman arkadaşlar, büzüşme de bunun tam tersi. Yine daima ama bu sefer içeri doğrudur. Genleştirdiğimde delikler de büyür, büzüştürdüğümde delikler de küçülür. Mesela bunun kenarları eskiden A, B deliğin yarı çapı da R kadardı. Yeni durumda mesela ikişer katına çıkardım. 2A oldu, 2B oldu. Deliğin yeni yarı çapı da 2R olur arkadaşlar. Bazı öğrenciler şöyle düşünür. Alanca büyüyecek ya bu. Alanca büyürken deliği de kapattığını, çünkü alanın büyüyebileceği, orada da bir alan var ya, delik. Deliği de kapatır hocam diye düşünürler. Sakın ha. Genleşme daima dışarı doğrudur. Şekil değişmez. Şekil eskiden küçük delikliydi, genleştirdiğinde büyük delikli olur. Yüzde kaç oranında büyüyorsa delik de yüzde o oranda büyür. Anlaştık mı? Şekilde bir değişiklik olmayacak. Şekli aynen koruyacaksınız. Şekli de açılar tanımladığı için açılar hiçbir zaman değişmez. Mesela bakın. 80'li yıllar, hangi yıl olduğunu unuttum. 80'li yıllarda bir ÖSYM sorusu. Üniversite ikinci aşama sorusu hem. Adam şöyle bir soru sormuş. İyi izleyin. Bir levhadan, daire şeklindeki bir levhadan, burası merkez, alfa kadarlık bir pasta dilimini söküp atmış. Alfa kadarlık bir dilimi söküp atmış. Buraya R demiş. Şuraya da arkadaşlar iki nokta arası uzaklığa L demiş. Sistem ısıtılırsa alfa, R ve L nasıl değişir diye sormuş. Hadi bakalım. R artar, L artar, alfa değişmez. Çok önemli. Alfa sabit arkadaşlar. Yani bu büyüdüğünde şöyle bir şekil elde edeceksin sadece. Bak. Şöyle bir şekil elde edersin sadece. Alfa sabit kalır, L büyür. Bakın yeni L burası oldu, yeni R de şurası oldu. Büyük R'yi de gösterelim. Bazı öğrenciler, tekrar söylüyorum bakın, hep benimle şöyle tartışıyorlar. İyi de hocam, bunun alanca büyümesi için, burada da bir boşluk olduğu için neden bu tarafa doğru genleşme gerçekleşmiyor?
Yani açıyı kapatacak şekilde de genleşebilir. Sonuçta alanını yine büyütmüş oluyor. Doğru değil mi? Alanını yine büyütmüş oluyor. Ama neden o içeri doğru oraya doğru genleşmiyor? Sebebini söyleyin bana. Açı değişmez hiçbir zaman Elif. Sebebi şu arkadaşlar, bakın. Bu örnek için, basit bir örnek olduğu için özellikle buradan giriyorum. Arkadaşlar, daireyi daire yapan şey şu. Daireyi daire yapan şey şu. Bir yarı çapı alırsınız, bir doğru parçasıdır. Bu bir tarafını sabit tutarsınız, onu döndürürsünüz 360 derece. Bunun taradığı yerdir daire. Doğru değil mi? Bunun taradığı yer dairedir. Mesela bu şekilde pekmen gibi bir şekil ya, nasıl oluşturmuşum? R boyunda bir yarı çap almışım kendime. Burayı sabit tutmuşum. Bunu döndürmüşüm. Ama döndürdüğüm yer 360. Bak şekli belirliyorum. 360 eksi alfa kadar döndürmüşüm ve karşıma bu şekil çıkmış o yüzden. Bunu büyüttüğünde sadece yarı çap uzar. Ama onu yine 360 eksi alfa döndürdüğün için yine açı aynı kalır. Alfadır. Sadece boyutlar değil. Genleşme her zaman dışarı doğrudur. Büzüşme içeri doğrudur. Şekil değişmez. Şekil değişmez. Anlatabildim mi? Şeklin değiştiği durum ancak şöyledir. Bakın bu çubuğu alalım. İki tane duvarın arasına sıkıştıralım. Gördünüz mü? Şimdi bu çubuğu, bak burnumla gösterdiğim şu çubuğu genleştirirsen artık bu çubuk bombe yapar. Neden? Serbest değil çünkü. Yamulacak mecburen. O tepki kuvvetleri benim çubuğum duvarlara etkide bulunur. Duvarların gösterdiği tepki kuvvetleri sayesinde de bükülür. Anlatabildim mi? Yani böyle bir durumda şekil değişir. Ama şekli benim serbest haldeyse benim cismim şekil değiştirmez. Mesela soruyorum size. Demir yollarında trenler giderken sürekli bir ardışık sesler duyulur. Tıkır 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 tıkır. Dıkkıdı dıkkıdı dıkkıdı. Nedir bu? Rayların arasına boşluklar koyulur. İşte raylar yamulmasın diye boşluklar koyuluyor. Yazın orada genleşme payları bırakılıyor. Genleştiğinde raylar o boşlukları doldursunlar da raylar böyle S çizmesin. Ray S çizerse tren yoldan çıkar. Raydan çıkar. Anladık mı? Mantık bu. Yani kısaca hiçbir zaman açı değiştirmeyeceksiniz şekillerde. Benzer şekil olarak düşüneceksiniz. Bu çok çok önemli. Büyütülmüş ya da küçültülmüş fotokopi düşüneceksiniz. Genleşme ve büzüşme. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümle arkadaşlar. Bu cümle çok önemli bir cümle. İyi okuyun bakalım. Altını çizdiğim noktalara dikkat edin. Aynı maddeden yapılmış cisimlere eşit ısı verildiğinde hacimce genleşme miktarları eşit. Ne demek istiyorum? Çok iyi izleyin. Çok önemli bu. Çok önemli. Çok iyi izleyin. Bakın. İki tane şekil verdim size. Bunlar aynı maddeden yapılmış olsunlar. İki tane eciş bücüş şekil. Bu X, bu Y cismi. Garip kureba. Hacimlerine falan hiçbir şey vermiyorum. İkisine de aynı miktarda ısı veriyorum. Delta V X bölü delta V Y oranı kaçtır? Soru bu. Şimdi eşit olduğu için bir kere oranı 1 bulacağız. Ama bunun ispatını yapmamız lazım. İyi inceleyin şimdi, bakın. İyi izleyin. Aynı maddeden diyor herif. Başlıyorum. Öncelikle Q'lardan delta T'lere geçiş yapalım. Delta T'lere. Formülde delta T var çünkü genleşme formülünde. Ve bakın, genleşme miktarları hacimce eşit. Boyca ya da yani bir boyut ya da iki boyutta değil. Üç boyuttaki genleşmeden bahsediyoruz. Ona dikkat edin. Neden böyle? Şimdi bakalım. Q eşittir. İkisine de aynıyı verdim. Ben bunların hacimlerini bilmediğim için Vx, Vy dedim.
hacimleri yazdım. Hacimleri aynı öz kütleyle çarpıyorum. Neye dönüştü arkadaşlar? M'e dönüştü, doğru mu? VD çarpımı M oldu. Bunları alıp aynı C'lerle çarptım. MC'ye dönüştürdüm. Ve buna delta TX, buna delta TY dedim. Taraf tarafa oranlayalım mı? Delta TX, delta TY oranı kaç çıkar? Aynı madde oldukları için C'ler, D'ler sadeleşti. Aynı ısı olduğu için Q'lar sadeleşti. Delta TX bölü çizdim. Delta TX bölü delta TY oranı arkadaşlar VY bölü VX gelir. Bakın burası çok önemli. Hacim oranlarının tam tersi. Yani küçük hacimli olan sıcaklığını fazla değiştirir. Büyük hacimli olan sıcaklığını az değiştirir. Çarpımlar aynı çünkü. Ters orantı var hacimlerle. Burada şimdi genleşmeye yazalım. Delta Vx ilk hacim çarpı lambda çarpı 3 lambda demiyorum. İstiyorsanız 3 lambda diyeyim, fark etmez. Delta Tx. Ötekini yazıyorum. Delta Vy eşittir. Vy çarpı 3 lambda, aynı madde çünkü. Delta Ty oranlıyorum. 3 lambdalar sadeleşti. Bakın buraya iyi izleyin. Delta Tx bölü delta Ty yerine Vy bölü Vx yazıyorum. Bu Vx, bu Vx ile, bu Vy, bu Vy ile sadeleşir. Oran 1. Anladınız mı? Yani hacimce genleşme miktarlara eşittir. Yani küçük olan artı 1 metreküp genleşirse büyük olan da artı 1 metreküp genleşir. Fare, fil olsun mesela bunlar. Farede 1 metreküp çok büyük bir orana karşılık gelir. Filde daha küçük bir orana karşılık gelir. Ama miktarca aynıdır genleşmeler. Oran demiyorum, dikkat edin. Farkında mısınız? Oran değil. Miktar. Her biri %50 büyür demiyorum. Her biri %70 küçülür demiyorum. Her biri %60 büyür demiyorum. Her biri aynı miktarda genleşir diyorum. Oran değil, miktar. Şimdi bu örneği yapınca şu çok basit oluyor bakın. Artık eşit ısı vermedi mesela. Q2QQ değil de buna 3Q, buna 5Q verdi. Aynı maddeden yapılmış şeyler. O zaman cevap 1 olmaz. 3 bölü 5 olur. Anlaştık mı? Verilen ısı miktarıyla oranla. Anladınız değil mi? Çok basit çıkar bakın sorular. Bu cümleyi çok iyi öğrenin. Bu cümle çok vurucu bir cümle. Neden? Beni iyi izleyin. Bakın şimdi. Bir de şuna dikkat edin. Verilen bilgiye dikkat. Sana Q mu verilmiş, delta T mi verilmiş? Bakın şimdi. Buraya birkaç tane soru çözeceğim. İki tane soru çözeceğim. İki tane şey aldım. Çubuk aldım. İki tane çubuk. Bunun kesit yarıçapı R, bunun kesit yarıçapı 2R. Bunun boyu 2 Leyla, bunun boyu 3 Leyla. Bunlar aynı maddeden yapılmış olsunlar. Aynı maddeden yapılmaya da bilir. C'leri, lambdaları, D'leri ayrı verir. Onları kullanırsın. Ben kolay olsun şimdilik diye aynı madde veriyorum. A şıkkında buna X, buna Y diyelim. A şıkkı arkadaşlar, ikisini de öyle bir ısıtıyorum ki eşit delta T olacak şekilde ısıtıyorum. Böyle ısıttığımda delta L X bölü delta L Y kaç yapar? B şıkkındaysa ikisine eşit Q veriyorum. Böyle durumda delta L X bölü delta L Y kaç yapar? Bakın, birinde eşit delta T, ötekinde eşit Q. Birincisi kolay. Hemen yapalım. İlk boyu 2 Leyla, ilk boyu 3 Leyla çarpı. Aynı madde oldukları için lambda lambda çarpı aynı delta T, delta T, delta T. Oranlarsam sadeleştirmeler 2 bölü 3. Bakın ne kadar kolay. Ama ikinci de o kadar kolay değil. Neden? Delta T ilişkisini bilmiyorum. O yüzden delta T ilişkisine girmemiz lazım. Başlıyorum. İkisine de arkadaşlar Q verdim. İkisine de Q verdim. Şimdi MC delta T'ye geçiş yapıyorum. Bakın M.
Hacimleri bulmam lazım önce. Buna A, buna 4A derim. Doğru mu? Biri A ise öteki 4A. Biraz kötü yazdım. Şu 4A, şu A. Taban alanı çarpı yükseklik yapacağız ya. Heh. Bunun birincinin hacmi 4A çarpı 2 Leyla. Ötekininki A çarpı 3 Leyla. Bunlar hacimler. Hacimleri alır, öz kütlelerle çarparsam bunlar kütleye dönüşürler arkadaşlar. M'e dönüştürdüm. Oradan C'lerle çarptım. Aynı madde olduğu için aynı C. Sonra delta TX diyorum. Delta TY diyorum. Önce buradan delta TX, delta TY oranını yakalamak gerekir. Ne geliyor abi? C'ler, Q'lar, A'lar, Leyla'lar ve D'ler gitti. 3 oraya 8, 3 bölü 8 geldi. Delta TX bölü delta TY. Bunda sorun yaşayan var mı? He? Yok değil mi? Bundan sonrası kolay. Hadi bakalım. Yukarıya geçiyorum. Diyorum ki ilk boy 2 Leyla, ilk boy 3 Leyla. Lambda, lambda. Delta TX, delta TY. Bak ne yapıyorum. Bu oran yerine şuradaki elde ettiğim oranı yazacağım. 3 bölü yazamadım. 3 bölü 8'i yazıyorum. Lambdalar, mamdalar gitti. Üçler sadeleşti. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 geldi. Anladınız mı yaptığım şeyi? Yani verilen bilgiye dikkat ediniz arkadaşlar. Q mu delta T mi? Çok çok önemli. Şu suyun özel durumunu daha önce vermiştim. Burada başka bir şey anlatmak istiyorum. İyi izle burayı. İyi izle burayı. Bakın şimdi. Bambaşka bir soru. Sıvılardan gideceğim. İki tane küre şeklinde sürahimiz var. İki tane küre şeklinde sürahimiz var. Ağızları ise arkadaşlar silindir şeklinde. Küre kısımları dolu komple. Küre kısımları komple dolu. İkisine de mesela su doldurduk. Bu kürenin yarıçapı 3R, bu kürenin yarıçapı 7R olsun. Silindirlerin yarıçapları ise arkadaşlar silindirik kısımlar R'ye 2R olsunlar. Buna 5Q, buna 2Q verirsem sıvılar burada yükselecek ya, HX HY diyelim yükselmelerini. HX bölü HY oranı nedir? Şimdi beni izleyin. Bakın. İkisi de aynı madde değil mi? Bunlar aynı maddeden. Aynı maddenin genleşmelerine bakacağım. Su. O yüzden bakın bu 3'ü 5'i işe 7'yi hiç kullanmayacağım. Diyorum ki 5Q verdiğimde 5V kadar genleşirse 2Q verdiğinde 2V kadar genleşir. İlk hacmin önemi yok çünkü. Az önce anlattım ya. İki önceki slaytta ispatını yaptım ya. Aynı maddelere aynı ısıyı verirsem aynı genleşirler. Ya da genleşme oranları, hacimce genleşme ben bahsediyorum tabii. Boyca ya da alanca değil. Verilen ısı oranlarıdır. 5'e 2. Bakın alt tarafı hiç girmiyorum bile. 5V'ye 2V. Bu buraya birikti. Bu buraya birikti. Kesit alanları A'ya 4A. Bakın yazıyorum. 5V'lik genleşme A kesit alanlı yerde HX kadar yükselerek yer işgal etti. 2V'lik genleşme 4A kesit alanlı yerde HY kadar yükselerek yer işgal etti. Oranlıyorum. V'ler ve A'lar gitti. HX bölü HY oranı 10 yapar arkadaşlar. Gördünüz mü? Anladınız mı? Alt taraflara girmeyin. Alt taraftaki şu 3 ve 7R tamamen kafa karıştırıcı olarak verilmiş. İstersen gir. Aynı kapıya çıkarsın. Soruyu uzatırsın ama. Hem de risk alırsın. Özellikle de bak asal sayılar falan verirler orada. Büyük sayılarla 4 bölü 3 pi ile küplerle uğraşacaksın çünkü bak. 4 bölü 3 pi sabit sayı. R küp. 3'ün küpü kaç yapıyor abicim 3'ün küpü? 9, 27. Buranın 27 V üssü dersen hacmine 7'nin küpü 49. 7 ile çarp
50 desen 350-343 V üssü. Sonra buradan delta T ilişkisine geçmen lazım. Anasının nikahı gelir ama en son cevabı yine doğru bulursun. Ama sayılar çok büyük. Aşağı kısmın önemi yoktur ki. Çünkü aynı madde ve hacimce ilişkilere bakıyorsun sen. Dolayısıyla ısı miktarlarına bakman yeterlidir. Anladınız mı demek istediğim şey? Anlaşıldı mı? Arkadaşlar bir cevap verseniz keşke. Peki tamam. Gelelim teker sorularına. Teker sorularında tekeri döndüren genleş suların ısıları olmaz Elif. Su ısıları denmez ona. Suların ısıları olmaz. Özellikle söylüyorum bakın tekrar. Verilen ısılar diyelim değil mi? Sulara verilen ısılar diyelim. Suyun içine girdim artık onun adı ısı değil çünkü. İç enerjileri olur. Tamam. Peki. Tekeri döndüren genleşme miktarına ve teker türüne dikkat edin. Bakın şimdi. Şöyle bir örnek yapayım size. Şöyle duvar verdim arkadaş. Aşağıda da tabanı devam ettiriyorum. Şimdi buralara çubuklar çizeceğim. Eşit arkadaşlar. Yani şöyle boyayayım da anlayın. Bunlar eşit boy bölmeleri. Tamam mı? Tam şu şuraya denk geliyor. Şöyle nokta nokta ile göstereyim. Bir de şuraya da şöyle bir şey koyayım. Bunun tam bak şurası şununla hizalı. Öyle görün. Şimdi size bazı tekerler vereceğim. Teker 1 ama tavana bağlanmış. R yarıçaplı. A tekeri. Teker 2 serbest bir teker, B tekeri. 2R yarıçaplı ama serbest, sabitlenmemiş. Teker 3 C tekeri. 3R yarıçaplı. Tamam. Bunlar aynı maddeden aynı kalınlıkta çubuklar. Aynı maddeden aynı kalınlıkta çubuklar. Yukarıdaki çubuğa ve aşağıdaki çubuğa arkadaşlar ısı vereceğim. Yukarıdakine ve aşağıdakine ısı vereceğim. Aynı delta T olacak şekilde ısıtayım ya. Öyle bir ısıtayım ki işim kolay olsun. Eşit delta T yaratacak şekilde ısıtıyorum sistemi. Sorularım şunlar. A'nın tur sayısının B'nin tur sayısına oranı kaçtır? B'nin tur sayısının C'nin tur sayısına oranı kaçtır? Anlaşıldı mı? Şimdi beni iyi izleyin. Herkes ne yapıyorsa bıraksın ve beni izlesin. Yerim ben onu. Yerim Elif seni. Sev beni, sev. Benden zarar gelmez Elif. Şimdi beni izleyin. Arkadaşlar, en yukarıdaki tekeri döndüren şey şu kırmızı kısımdaki uzama. Doğru mu? Kırmızı kısmın uzaması yukarıdaki tekerin döndürülmesine harcanıyor. Ve tamamı sabit teker olduğu için. Aşağıdaki tekere gelelim. Ortadakine B'ye. Bakın şimdi. Şu mavi yerin uzamasının yarısı döndürmeye, hani yarısı dönmeye, yarısı ötelemeyeydi hatırlayın. Bunun yarısı böyle döndürmeye çalışıyor. Şunun uzamasının yarısıysa böyle döndürmeye çalışıyor. Onların farkına falan bakmamız lazım. Ve en aşağıdakini inceleyelim. Şu üç parçanın yarısı böyle döndürmeye çalışıyor. Yarısı da öteliyor çünkü. Anladınız mı?
A'da sadece dönme var. A'da sadece dönme var. B ve C'de hem dönme hem öteleme var. Hem dönme hem öteleme var. Ötelemeleri almayacağım, dönmeleri alacağım. B'de tabii ki tamamını almam. Çünkü B'yi o yeşille çizdiğim yer alttan döndürmeye çalışıyor elim. 3 bölmenin tamamı değil. Yeşille çizdiğim yer. Oranın uzaması döndürmeye çalışıyor onu. Ve ötelemeye çalışıyor. Şimdi kalem kalem bakalım. Her rengi değişik gösteriyorum. Her bir bölme, her bölme ne kadar x uzasın diyelim. Delta t kadar şey yaptığımda. Şimdi 5 bölmemi 5x kadar uzar, 5x'in tamamı dönmeye harcanır. Doğru mu? Arkadaşlar, 5x'in tamamı dönmeye harcanır. Mavi kaleme bakın. 5x'in yarısı dönmeye harcanır. Çünkü orada öteleme de var. Yeşil kaleme geçiyorum. 2x'in yarısı dönmeye harcanır. Kalan x'i öteler çünkü. Sarı kaleme geçiş yapıyorum. 3x'in yarısı bu şekilde döndürmeye harcanır. Başlıyorum şimdi. A makarası için çalışacağım. 5x'i alıp neye böleceğim abicim? 2 pi r'ye böleceğim. Bu na'yı verir arkadaşlar. A makarasının tur sayısı. B makarası için n'de 5x bölü 2. Bu nasıl dönüyor onu da söyleyeyim. Şöyle dönüyor. B net olarak şöyle döner. 5x bölü 2 ile x ters yönlere çevirdiği için net 3x bölü 2. Bunu alıp 2 pi 2 r'ye bölmemiz lazım. C makarası için çalışıyorum. NC sadece 3x bölü 2 bölü 2 pi 3 r ama. Bunları ve dönme yönü de şu şekilde. Bunları birbirleriyle oranlarsanız cevapları bulursunuz. Kaç saat? Anladınız mı dediğim şeyi? Elif, ama hareketli makarada yarısı dönmeye, yarısı ötelemeye diyorduk hani Elif. Ya 5x'in yarısı böyle öteledi. Yarısı döndürdü. Yeşil kaleme geçiş yapıyorum. 2x'in yarısı öteledi, yarısı döndürdü. Ötelemeleri almıyorum ama sorulmuyor çünkü. Yarı yarıyaydı ya Elif. Yarı yarıyaydı. Basit makinaları hatırlamıyor musun Elif? Basit makinalar. Öyle mi? Öldürürüm seni Elif. Basit makineler, hareketli makara. Bakın, sarı pembe kalemi takip et. Bakın, sabit makarada tamamı, 5'in tamamı dönmeye. Hareketli makaralarda yarılarını aldım. Hareketli makara gibi düşünün. Ve o yarıların da farklarını aldım. Neden? Zıt yönler çünkü. Şunların farkları geldi bakın. Bundaysa sadece bu. Yarısı ama yine. Aynen öyle Ramazan. Yarısı yarısı, yarısı yarısı. Dikkat edin. O zaman yukarıdaki cümleme iyi bakın. Teker sorularında. Tekeri döndüren genleşme miktarına bakın. Bir de tekerin türüne bakın. Tekeri döndüren genleşme miktarı önemli. Bir de tekerin türü önemli. Sabit teker mi, hareketli teker mi? Sabitse tamamı, genleşmenin tamamı döndürür. Öteleme yok. Hareketliyse yarısı dönmeye, yarısı öteleme. Evet Elvan, soruyorum. Evet Elvan, soruyorum. Şey, dinliyorum. Elif. Elif. Çık aradan Elif. Heh. Elvan diyor ki, hocam diyor, nasıl anladık bunları? İzle bakalım Elvan. Şuraya bir tane. Elvan, bir şekil çizeceğim. İyi izle Elvan. 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 Dünya burası. Yer çekimi bu tarafa doğru. Yan bakarak, yani şekle benzesin diye yan çiziyorum. Şöyle
Bir şey düşün şimdi. Yok, vazgeçtim, öyle değil. Onu düşünme. Şöyle iki tane bina verdim. İki tane bina verdim dünyanın üzerine. İki tane çocuk verdim. Ali Veli bunlar. İkisinin arasına ip verdim. İp tutuyorlar. Çok uzun oldu. Şöyle ipleri tutuyorlar abicim bunlar buradan. Bunların arasına da şöyle bir makara verdim. Şöyle de bir yük bağladım. G yükü. Şimdi bak. Yukarıdaki çocuk. Elvan, anladın mı? Yan bak sadece ya. Yaptım böyle sorular ya. Bak. Bu herif mavi. 5x bırakmış. Bunun yarısı makarayı döndürür. Yarısı cismi öteler. Yeşil kaleme geçtim. İpi bırakmış. 2 bölme olduğu için 2x bırakmış. Yarısı böyle döndürür. Yarısı böyle öteler. Anladın mı Elvan? Aynı mantık. Orada ipe temas ederek dönüyorlar. Burada çubuklara temas ederek dönüyorlar. İpe temas ederek, çubuklara temas ederek. Fark etmez ki. Çubukları ip gibi düşün. Ne fark edecek? Yarısı ötelemeye, yarısı dönmeye. Hatırlayın. Umarım anlatabilmişimdir. Devam. Örneklerim var arkadaşlar. Kaç tane, hemen şöyle bir bakayım. 43, 34, kaç? 9, 3, 6, 9, 11 tane örneğim var arkadaşlar. Ara vereyim mi? Ara verip mi yapayım kısa bir ara? Yoksa çözeyim mi hepsini? 11 örnek var, onu söyleyeyim. Hava molası. Kısa bir bitirmeyelim canım Emrullah. Şey kalmasın, gözünüzü seveyim. Ne olur ne olur bana şey yapın. Yani bu sorular Perşembe'ye kalmasın. Ne olur. Kısa bir ara verelim. Bu 11 soruyu temizleyip dersi bitirelim. Hemen kısaca zaten çözülecektir, merak etmeyin. Tamam mı? Ne olur Fatma. Hadi. Hadi bir Fatma git bir şey yap. Sen söyle, bir su iç şöyle bir. Balkona çık, derin hava çek ciğerlerine. Hadi. Kısa bir ara verelim. Tamam mı? Çok küçük. Uzun değil. Hadi görüşürüz.